Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Doğu Akdeniz mesajı, Türkiye ile birlikte enerji arayabiliriz. Değerli izleyenler, İtalya ve Türkiye'nin çıkarlarının büyük ölçüde Doğu Akdeniz'e odaklandığını dile getiren emekli Büyükelçi Carlo Marsili, burada herkese yer olduğunu, dolayısıyla Türkiye ve İtalya'nın enerji aramada işbirliği yapabileceğini belirtti. Türkiye ile İtalya arasında ilki 2008'de İzmir'de, ikincisi 2012'de Roma'da da düzenlenen hükümetler arası zirve toplantısının üçüncüsü Ankara'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirve için İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, kabinesinden Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti ve Enerjiden Sorumlu Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani ile Ankara'da olması bekleniyor. Üçüncü Türkiye-İtalya hükümetler arası zirvede karşılıklı ticaret hacmi 23 milyar doları bulan iki ülke ilişkilerinin siyasi ve ekonomik boyutlarıyla ele alınmasının yanı sıra Ukrayna Savaşı, savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizi, düzensiz göç ve Libya gibi uluslararası alanlarda öne çıkan konuların görüşülmesi bekleniyor. Emekli Büyükelçi bunların dışında iki ülkenin birlikte ele alması gereken bazı siyasi konular olduğunu dile getirdi. Libya gibi Libya'da da Türkiye'de de İtalya'da da aynı hükümeti Trablus'u destekliyor. Libya'daki durum son derece belirsiz ve bloke edilmiş vaziyette. Bir şekilde bu blokajın kaldırılması gerekecek. Türkiye ve İtalya'nın bu konuda çok şey yapabileceğine inanıyorum ki Türkiye'nin üçlü bir mevcudiyeti de bulunuyor şu anda şeklinde konuştu. İtalya ve Türkiye'nin çıkarlarının büyük ölçüde Doğu Akdeniz'e odaklandığını dile getiren Marsili, burada enerji sektöründe arama faaliyetlerini düzenlemenin söz konusu olduğunu, burada herkese yer olduğunu, dolayısıyla Türkiye ve İtalya'nın enerji aramada işbirliği yapabileceğini, ancak Kıbrıs sorununun bu noktada bir yük olduğunu kaydetti. Marsili şöyle devam etti. NATO zirvesi çerçevesinde bulunduğum Madrid'de de açık şekilde söylediğim üzere, Kıbrıs sorunu sadece orada iki ayrı egemen devlet olduğu ilkesinin kabulüyle çözülebilir. Kıbrıs'ın birleşmesine dair her türlü müzakere süreci, iki ayrı egemen varlığın tanınmasından başlamalıdır. Bu şekilde anlaşma olabilir. Ya bu yapılır ya da aksi takdirde Kıbrıs sorunu Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Akdeniz'e dair süreçte her zaman bir yük olmayı sürdürecektir. Bu da ciddi bir hata olur. Marsili şunları da kaydetti. Çözüm için çalışılmaya devam edilmeli. İkili düzeyde hangi konuda daha çok netice alınabilir? Bu tabii ki Libya olabilir. Libya'da Türkiye'nin büyük çıkarları ve askeri varlığı var. Ama İtalya için de büyük önem taşıyan bir ülkeden bahsediyoruz. Libya hemen karşımızda. Her zaman ayrıcalıklı bir ilişkiye sahip olduğumuz ülke. Savunulması gereken büyük çıkarlar söz konusu. Libya konusunda hem Türkiye'nin hem İtalya'nın benzer politikaları izlediği düşünülürse bu çıkarlar birlikte değerlendirilebilir. Ortak anlaşmalar olabilir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.